Ben toplayan parti onu ya. Sade demedim bana kesildiğinden pek yok. Artık saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapacak ve 1 Haziran genelgesi yayınlanacak. Peki bu süreçte vatandaşı ne bekliyor? Beklentisi ne? Şu anda Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz şudur ki biliyorsunuz siz de 6-7 ayda da yaklaşık kafeler, restoranlar bunlar hep kapandı zaten. Şimdi kimin çoluk çocuk da bunlar geçinemiyorlar. Mesela destek verir ama bu destek yeterli değil. Bu destek sanki çekirdek gibi geliyor yani. Destek yetersiz. Bunun için yani %50 açmaları lazım ki millet de bir rahat rahat nefes alsın. Kimse çalışmıyor. Dükkan kiralarını ödeyemiyoruz. Yani eve ekmek parası bulamıyoruz daha doğrusu. Hani yine biz en azından çalışıyoruz. Dışarı daha berbat. Yani inşallah güzel olur hepimiz için. İnşallah hayırlısı olur. Hani ne diyelim? Müşterilerimizi bekliyoruz inşallah. Daha güzel olur her şey. Kısıtlamalarda hani o kadar şey olmazsa inşallah güzel olur. Yeter mi diyorsunuz? Açılsın. Artık hani bizden daha şeysi yani zamanı geldi geçiyor bile yani. Şu anda tam yaz sezonu. Biz de iş bekliyoruz. Hani o yüzden yeter yani. Ondan sonra acaba da kafelerin açılması da güzel olur. Yani bol bol gezmeler olur. Yasa kalkmazsa olmaz. Ya şimdi ben daha aklıma fazla bir şey gelmiyor ama kusura bakmayın. Bu kadar diyeyim yani. Ne bekliyorsunuz derken tabii ki rahatlama bekliyoruz. Yani rahatlama dediğimiz işte pandemi dolayısıyla işte yani kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi, insanların biraz daha rahat işte işine gücüne sarılması, rahat hareket etmesi. Çünkü yaz artık esnafta yeterince efendim bu konuda mağdur oldu. Efendim tabii ki devlet elinden geldiğince rahatlatmaya çalışıyor. İnşallah iyi bir güzel şey çıkar. Yani insanların rahatlaması için güzel bir inşallah devletimiz açıklama yapacaktır. Arkadaşın dediklerine katılıyorum. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü niye dersen bu kul hakkına giriyor biraz da. Yani kalabalık yerlere girdiğimizde maske, mesafeyi korumamız gerekiyor. Hijyeni de tabii korumamız gerekiyor. Bu konuda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ama bir hafta 10 günden beri bayağı güzelleşti, iyileşti. Daha da iyiye gideceğine inanıyoruz inşallah. Pandemi hakkında ya alınan kararlar inşallah hayırlı olur. Ne diyelim? Yani tabii ki de birçok esnaf kan ağlıyor şu anda yani durumları. Vahim. İnşallah kafeler falan düzenli bir şekilde açılabilir. Yani şu an elimizden başka bir şey de gelmiyor zaten. Maske, hijyen, temizlik. Bir insanın ağzından çıkacak lafa bakıyoruz. Vatandaş olarak da. Esnaf zaten bitmiş. Esnafta bir şey kalmamış. Geç alınmış bir karar mı diyorsun? Evet. Bunu baştan alacaktı. Gerekirse vatandaş 2 ay, 3 ay sokağa çıkmayacaktı. Ama şu anda yarın bir karar çıkacak. Ne çıkacağı belli değil. Beklentimiz tekrar kapanmaması. Çünkü bu zamanla işsiz kalan arkadaşlarımız oldu. Bizler işsiz kaldık. Esnaf bu durumdan mağdur oldu. Tekrar açılsın ve inşallah Covid'siz, koronasız bir zamanda hizmet vermeye devam ederiz. Tekrar açılmama durumunda, bu akşam yayınlanacak ama bakacağız duruma göre. Açılmama durumunda tekrar mağdur olacağımı düşünüyorum. Çünkü yapılan bir hazırlık var. İnsanlar uğraşıyor. Yaklaşık bir aydan beri uğraşıyoruz. Elimizde kalan mallar oldu. Sonra buralar tozlandı, etti. Tek temennimiz tekrar açılması. Kendimizce birkaç tarifler değişik yaptık. Menümüzü değiştirdik. Tekrar bir toplantı yaptık. Çünkü bu duruma gelebilmek için bayağı bir hazırlandık. Çünkü bayağı bir ara verdik 6 ay kadar. Müşterimize daha iyi hizmet vermeyi umuyoruz. Ve onun için çalışıyoruz zaten. Ne gibi önlemler aldınız pandemiyle alakalı burada?
Her masaya dezenfektan koymayı düşünüyoruz. Zaten %50 kapasiteyle açacakmışız. Maske durumuna, müşterilerin maske durumuna, bizim kendi hijyen durumumuza çok fazla dikkat edeceğiz. İnşallah hastalıksız, sağlıklı bir zaman geçireceğiz. Tekrar açmayı düşünüyoruz. Sizce geç kalınmış bir karar mı alınsa bile? Çok geç kalın. Bu Şubat'ta alınacaktı belki de kapanma. Şubat'ta olacaktı. Daha erken olacaktı. Bu 17 gün daha bilinçsiz oldu bence. Benim kendi fikrim. Hani bazı yerler açık, bazı yerler kapalı ama açık olan yerler kapalı olan yerlerden daha mümkün şu anda şey değil. Hani kapalı olan yerlerin açılması lazım. Vatandaşlar sana sıkıştı. Devlet de bunaldı zaten. Millet de bunaldı. Ne olacak? Bir cumartesi günü yasağı kaldırırlar. Pazar günü yasak yapalım ama bu yeterli değil. Hani bunun tam şey olması için, hani bundan kurtulmamız için herkesin %90, %100 aşı yapması lazım ki bundan ancak kurtulur. Yoksa mümkün değil. Ben toplam kaçıyorum ya. Sade demedim bana kesildiğinden pek yok.